Merhaba. Önümdeki şeylerden de anlayacağınız üzere bugün daha önce hiç yapmadığım tarzda bir video yapıyorum. Tarif. Ama bu tarif sıradan bir tarif değil. Bu tarif daha önce birisi tarafından yapılmış ve benim tarafından tekrarlanacak bir tarif. Tabii ki kendimce bazı imkansızlıklardan dolayı aslında yaptığım yorumlamalar olacak. Mesela kedimin naneleri yemesi gibi. Anneciğim ne yapıyorsun ya? Velhasıl. YouTube'a geliyorum. Refika'nın mutfağı. Ben videoları çarpı 2 hızlı izliyorum bu arada. Ay yavrum. Kuzum. Olur olur hafif altta bir acılı ve kekrekli kaldı. Çok sevmedim. Diğer yandan kuru nane geliyor aslında. O da çok yine böyle tatlı olmayan kekrekli oldu. Şimdi Refika'yı izleyenleriniz varsa ekran asla görünmüyor. Şöyle yaparsak belki bir tık görünür. Ben bu tarifi Starbucks-Cool Lime-Challenge meydan okuması. Böyle bir çizgi. Evde daha lezzetli ve ucuz Cool Lime tarifi. Refika'nın mutfağından bu tarifi yapacağım. Bana telif atacaklarını sanmıyorum çünkü yani umarım atmazlar. Ama ben yine de onları gidip izlemenizi de istediğim için bir yandan videoyu burada oynatmayacağım. Tarifi zaten izledim, kafama yazdım. Aslında evdeki imkanlar olarak hemen hemen her şey vardı. Her şey vardı dediğim su, buz ve şeker ve limon. Nane yoktu, taze nane. Sırf bu işi yapabilmek için. Tabii başka şeylere de koyarım yani. Nane aldım, taze nane aldım. Benim şeker olarak ama mesela toz şekerim yok. O yüzden küp şekerim var. Küp şekeri daha farklı bir şekilde yapacağım. Bu çayın tarifle hiç alakası yok. Sadece çay içmeden duramıyorum. Ya da kahve. Bende eksik olan bir şey de o videoda onların kendi bahçesinden olan turunç, böyle olmamış turunçları kullanıyordu. Starbucks'ın kendi tarifinde de sanırım kurutulmuş lime kullanıyorlar. Bende ikisi de yok. O yüzden ne yapacağım? Sunum kısmına geçtiğim zaman böyle bildiğiniz normal bir limonu kesip içine koyacağım. Çünkü neden olmasın? Şunu şöyle koyalım. Kabına. Bunları ben yıkadım. Bunu da böyle koydum ki süslü püslü görünsün. Allah. Şöyle nanelerimin yapraklarını pıtık pıtık koyuyorum. Ben bol naneli severim diye tahmin ediyorum. O nedenle şöyle 5 dal demişti o. Ben birazcık daha fazla koyacağım gibi. Mesela limonu da tam koymayı düşünüyorum çünkü limonu da çok seviyorum. Yani benim için bu tarifteki önemli olan şey ekşilik. Gerçekten. Benim kadar nane limon seven bir insan daha yoktur diye tahmin ediyorum. Bunu öyle çattım. Orada daha önce yaptığım hiçbir şeyde taze nane kullanmamıştım. Benim için de bir ilk yani. Bu arada bilmediğimden soruyorum. Taze nane aldığınızda buzdolabında mı tutmak gerekiyor yoksa böyle suya koyup suda dışarıda mı bekletmek gerekiyor? Dışarıda bekletmek gerekiyorsa iyi bir konum bulmam gerekiyor. Kendin yürü kendin başlattın. Teşekkür ederim. Sushi'cim. Anneciğim. Nane mi istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bak böyle buraya yat, burada böyle uyu. Olmaz mı? Nanenin de en iyi yerleriyle yapmış olacağım resmen. Şu. Bu kadar nane. Yeter mi? Çiu. Çiu. Sanırım bu kadar yeter. Ben şimdi bu naneleri ortadan kaldırıyorum. Şimdi buçukları da atmak lazım. Kızlar kavga etmeyin. Şşş! Hayır! Bırak onu. Limonu biraz fazla durdu dolapta. O yüzden hafifçe pörsümüş bir halde. Kabuğunu alma kısmında bir tık sıkıntı yaşayacağımı tahmin ediyorum o yüzden. Ama beyazı gelmedi çok iyi. Biraz zorlanıyorum. Daha taze bir limonla yapsam daha iyi olurdu. Muhtemelen beyazı geliyordu. Kurtardık. Biraz zorlanıyorum bunda. Yumuşamış. Çok iyi bir soyacak olmadığı her halinden belli oluyordur. En azından Refika'nınki kadar iyi olmadığı kesin. Ben kendi için yemek yapan bir insanım. O milyonlar için yapıyor. Refika'yı bu arada ayrıca sevmemin bir sebebi de tabii ki okuldaş olmamız. Ben okula ilk girdiğim senelerde özellikle Sami Hoca Refika'dan çok bahsederdi. Refika bu videoyu izlerse Sami Hoca'nın kendisini bol bol andığını zaten biliyordur muhtemelen. Yani bunu bahseden tek kişi ben değilimdir. Ama okula ilk girdiğim anda en çok hikayesini duyduğum mezunumuz Refika'ydı. Evet, daha taze bir limon lazımmış ya.
değil mi anneciğim? Bırak oynama, oynama. Gerçekten inanılmaz bir şeysin ya. Ufaklık. Yapma. Oldu kadar. Neyse bu kadar bence yeter. Bu küp şekerleri bir şekilde bunun içine karıştırabilmem gerekiyor. Refika işte balı kullanabilirsiniz ama nasıl olur bilmiyorum gibi bir şey söylüyor videoda. Balım var ama balla bunu yoğurmak çok mantıklı gelmedi bana. Küp şekerlerimi. Gerçekten göz kararı. Bu kadarı çok mu acaba? 2 çorba kaşığı toz şeker bu kadar yapıyor mu bilmiyorum. Şimdi ben buna biraz sıcak su ekleyip karıştırarak kısmen şeker şurubu gibi ama şeker şurubu da olmayan bir şeye getireceğim. Bu yoğurma işlemi anladığım kadarıyla asıl böyle tadını veren şeylerden birisi. Böyle bir çözüm buldum. Umarım mantıklı bir hareket olur. Tek çekincem, şimdi bunu sıcak suyla eriteceğim için sıcak suyla bu nane ve limonlar nasıl olacak bilmiyorum. Ve elimi bu arada çok yakmaması adına da böyle çok kaynar kaynar değil, kaynatıp bir 10 dakikadır falan bekleyen bir suyu koyacağım. Eritmeye yeter diye düşünüyorum. Kediş, ışığımı rahat bırakır mısın? Bir de çay kaşığı getirdim. Zaten sıcak olduğu için bir kısmı eridi bile şekerim. Şöyle bunu kendi halinde bir önce bir iyi bir karıştırdım. Büyük parçalar eriyene kadar en azından. Çok da o taneleri de yok etmeyeceğim çünkü bayağı nane masaj yapıyor. Aha döktüm mü? Artık rahat yoğurabileceğim bir kıvama geldi. Sıcaklığı fena değil. Ah, çok şeker. Döküyorum. Şimdi asıl civcivli tarafı bu kısım. Normal şekerle yapmadığım için sanırım balla yapsam da bu şekilde olacaktı ama bal biraz daha yapışık şu olurdu diye tahmin ediyorum. Güzel bir his. Elimin sıcaklığıyla o sıcak suyun şeyi tamamen geçti bile. Naneler de soğuktu, limon da soğuktu, kap da soğuktu doğal olarak. Ondan ötürü herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Refika videosunda işte biraz beklese aslında bu iyi olur diyor. Onlar direkt yapmaya devam ediyorlar ama işte buzu kırıp sonra bardağa aktarma kısmına. Benim vaktim bol. O yüzden ben bu yaptığım karışımı buzla birleştirmeden önce biraz bekletmeye karar verdim. Acelem yok dediğim gibi. En güzel tadı almak için buradayız. Naneler bayağı öldü. Şimdi suyumu şey yapayım. Benim bu su kabım yaklaşık 600 ml. Sıvacak gibi ya. Yapıştır. Şurada kalan son şeker şeylerini de şöyle. No israf. İsraf sevmeyiz. Şimdi limonu kesip. Ben limon dediğim gibi başta çok seviyorum. O yüzden bir limonun bütün suyunu sonuna kadar kullanmak istiyorum. Limonun hiç çekirdeğinin olmaması. Wow. Gerçekten limonun çekirdeği yokmuş bu arada. Bu normal bir şey mi? Limonla da birleşti. Efkan'ın dediği o demleme sürecini yaşaması adına bir saat bekletmeyi düşünüyorum. Arada karışımımı kedilerden korumak adına streçle çocuğumuzu kaplayacağım. Geldi bile yani. Anneciğim bu zannet bir şey değil. Değil. Bir saat sonra görüşürüz. Yaklaşık bir saattir. Bu karışımın
bekledi. Dolaba koymadım, direkt burada bıraktım. Çünkü soğukta kalmasındansa oda sıcaklığında daha iyi demlenirmiş gibi hissettim ben. Öyle düşündüm. Ne yapacağız? Tabii ki bunu bir süzeceğiz. Sonra buzlarımı rahat bırakız. Buzları kırmaya çalışacağız ama buz kırmak için benim bir robotum bir şeyim yok. Ve evdeki en sert, en böyle buz kırabileceğim şey de bu vardı. Hayırlısı. Tabii ki Starbucks'tan zamanında alınmış boş bir bardak. Orta boy. Şunu şey yapmakla başlayalım. O yüzden... Beni gerçekten sinir ediyorsun şu an. Süzgecimiz ve bir hunim var. Çünkü etrafa ne kadar az dökülürse o kadar iyi. Bu bardağı hepsi sığmayacak çünkü ben tek kişiyim ve doğal olarak tek bardak yapacağım. Kalanını saklayabilmek adına böyle bir kavanoza koymaya karar verdim. Çocuğum yeter yeter. Beni çok yoruyor şu an. Buzlarımı rahat bırak. Yapmak için keşke bir ikinci insan olsaydı ama yok. Umarım etrafa çok dökmem. No! Fail! Güzel karışımım. Çok döküldü ya. Sarı bez hayatımızın kurtarıcısı. Ezan başladı. Çok güzel bir limonata. Şimdi benim bütün dikkatimi dağıttın. Uslu uslu yatarsın. Buzlarım böyle kalıplarda. Buz kıracağım yok. Mutfak robotum yok. Böyle buzlarımı alıp buzdolabı poşetine koyup şununla kırabildiğim kadar kırmaya çalışacağım. Bu bardak için evde genelde soğuk şeyler içmeyi seviyorum. Buzlu, o yüzden bayağı bir tarifim var. Ama bu zamana kadar hiç buz kırmamıştım. Fakat kullanımın güzel taraflarından biri o gerçekten buzların ufak ufak olup soğumasında yemesi falan. Ben seviyorum buz yemeği. Amerikanlarla bir alışkanlık ama. Bu kadar yeter mi? Çal. Ve hazırsak. Pek başarılı olmayacakmış gibi hissediyorum ama. Olan oldu artık. Buna devam etmeliyim gerçekten. Buzlar kaşığımı kırdı. Kaşık kırılıyor, buz kırılmıyor. Bu nasıl bir iş? Bu arada rastgele dövmek yerine böyle en büyük parçaları bulup ona odaklı bir vuruş yapmak bana daha efektif geldi. Bence bu kadar yeter. Yani daha fazlası biraz da büyük kalsın buzlara. Biraz arttı. Kaşık gitti içine koymadan. Kalanını güzel daireler olmasına takılmadan rastgele kesip suyumun içine atıyorum. Böylece suyumda detoks suyu gibi bir şey oluyor. Fazla uzun süre kaldığı zaman bu arada acılaşıyor. O yüzden yani hızlı içmeye özen göstermek lazım. Evet, tekrar etrafa dökülüp saçılacak muhtemelen. Beklenen an. Şunu şöyle hazırlayayım. Tarafına da şöyle koyayım. Evet, döke saça da olsa hazırladık. Bu da artık benim dokunuşum. Olsun. Tada! Pipetim var. Ama önce bunlardan bir kurtulmak istiyorum. Pipetimle geri döndüm. Şekeri nasıl oldu acaba? En çok onu merak ediyorum.
limonundan ve nanesinden eminim ama şekeri biraz farklı yaptığımız için. Evet, şekeri biraz az kalmış ama gerçekten kullanıyorum. Refika, hayatınızı kurtardın bu zor dönemde. Gerçekten alacağım çok kalmak. Benim şekerim biraz az olmuş ama gerçekten tadı çok güzel. O kadar güzel ki inanamazsınız. Ama bu gerçekten çok başarılı bir tarif. Refika'ya buradan tekrar teşekkür ederim. Gerçekten Tengrim senden razı olsun. Çok başarılı. Ama bunu daha iyi bir şişeleme yapmam lazım. Neyse çok iyi. Çok iyi ya. Buradan Refika'ya tarif için çok teşekkür ederim. Yaptım, denedim, onayladım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir şey deniyorum burada. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, kanala abone olmayı, başka denememi istediğiniz şeyler varsa onları yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.